Merhaba sevgili seyirciler, bir programda tekrardan karşınızdayız. Bugün çok güzel bir süt, örnek süt işletmesindeyiz. Birlik Süt Ürünleri AŞ'li yanlış hatırlamıyorum. Birlik Tarım ve Hayvancılık. Birlik ve Tarım ve Hayvancılık. Yanımızda işletmemizin sahibi Ali Kuloğlu ve tabii ki her zaman olduğu gibi Ömer İrfan Çetiner veteriner hekimimiz. Burayı ziyaret ettik. Burası Bafra yöresinde gerçekten örnek teşkil edilebilecek bir çiftlik. TKDK'dan yapılmış. Bunun yapım süreci nasıl geçmiş? Bu çiftliğin şöyle de bir özelliği var. Burası hastalıktan ari bir işletme. Aynı zamanda da Avrupa Birliği standartlarına uygun süt üretimi yapabilen sertifikaya da sahip bir işletme. İşletmenin detaylarını buyurun Ali Bey'den dinleyelim. Ali Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Bir de biraz işletmenizden kabahatlerle bahsedebilir misiniz? Kardeş, bizim asıl işimiz inşaat sektöründeyiz. Benim mesleğim inşaat mühendisiyim. Fakat bundan bir 6-7 yıl önce Tekirdağ Hayraboğlu ilçesinde 10 bin dönüm meranın yanı başında bir 500 dönüm arazi satın alarak burada Türkiye'nin özel sektörde en büyük koyun işletme tesisini kurduk. Yaklaşık 7 bin kapasiteli. Orada 5-6 bin merinos ırkı koyunla işletmemiz orada faaliyetlerini devam etmektedir. Sonra burası bizim kendi köyümüz. Aslen buralısınız, yerlisiniz. Aslen ben buralıyım. Kendi köyümüzde bir sosyal sorumluluk projesi olarak buradaki gençlere, bölgede üretim yapan müstahsile katkımız olsun düşüncesiyle bundan 4 yıl önce Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Aksabı İPAD projelerinden müracaat ettik. Önce 100 başlık olarak müracaat ettik. O gün 100 baş olarak da sınırı. Daha sonra artı 20 daha ilave ederek burada 120 başlık bir işletme kurduk. 120 baş sağmal olarak değil mi? 120 baş sağmal işletme kurduk. İşte 3 yıldır da devam ediyoruz bu işletmede. Şeyiniz devam ediyor mu usta? İstanbul'daki Tekirdağ Hayraboğlu'daki çiftliğimiz devam ediyor. Koyun üzerine yani. Koyun üzerine devam ediyor. Orada merinos ırkı koyunlardan doğan yavrularımız 120 günde 40 kilo canlı ağırlığa geliyor. Çok iyi maşallah. Oradaki damızlıklarımızı da Avrupa'dan ithal ettik. Ve orada damızlık koyun satışlarımız ve üretimlerimiz de devam ediyor. Buradaki çalışmalarımıza da biz kurulurken bu işi gelişmiş ülkelerde hangi standartta yapılıyorsa hayvancılık, bizim ülkemizde de o standartta hayvancılık yapılmasıyla alakalı azami özen gösterdik. Her ne kadar mesleğimiz bu işle ilgili olmasa bile bu işle ilgili veteriner hekim arkadaşlarımızdan, ziraat mühendisi zootehnik arkadaşlarımızın kendimize danışman olarak şirketimize bünyesinde istihdam edip onların göstermiş olduğu, bize vermiş olduğu fikirler çerçevesinde buraları yönetiyoruz. Yani kendimiz bu işi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Bilen arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Biz işletme sahibi olarak işte bu noktaya getirdik fiziki şartları. Siz de mesleğinizi burada en geniş manada uygulayın diyoruz. Ali Bey, araya girmek istiyorum. Normalde hep şöyle bir şey vardır. Yani ben de ziraat mühendisiyim ama alaylı ve mektepli olayı vardır. Her sektörde vardır bu. İnşaat sektöründe de vardır. Bazıları görüşlerde der ki yani bu işin hayvancılıkta özellikle alaylı olmak daha makbuldür. Alaylı insanlardan da mesela bu işin eğitimini almış insanlardan fikir aldınız. Alaylı olarak tabir ettiğimiz insanlar yani geleneksel yetiştiricilerden de fikir aldığınız oldu mu? Orası muhakkak. Şimdi bizde şöyle bir tartışma var. Alaylı olanlar, okullu olanlara bunlar kitapta okumakla olmaz diyorlar. Evet. Okullu olanlar da ya bunlar bu işin mektebini okumamış diyorlar. Bunun ikisi de doğru değil. Yani bunu şuna benzetelim. Bizim bedenimizi ayakta tutan damarlarımızdaki kan mıdır? Kemik yapımız mıdır? Kas yapımız mıdır? Bunların hepsi bir bütündür. Yani bunları bütün olarak değerlendirelim. Birini diğerinden ayırmaya kalkarsak fili yanlış tarif etmiş oluruz. Evet. Yani biz keşke şu noktaya bir varabilsek. Ya bir çocukta bir bilgi varsa ona çocuk gözüyle bakmayalım. O çocuk evet. O bilgiyi edinmişse biz üniversitede profesör dahi olsak ya bizim için o bilgi yitik bir bilgidir. O çocukta varsa onu alalım.
ona çocuk gözüyle bakmayalım. Üniversitedeki akademisyen bir hocamda da bir bilgi varsa onu da ihmal etmeyelim. Ama hocam üniversitede akademisyenlikte sahayı bilmiyorsa şunu da gayet rahatlıkla ya ben bu sahayı bilmiyorum. Onu bilmeyenden dinlemesi lazım. Biraz ne derler hoşgörülü mü olmak lazım? Veyahut da şöyle diyelim bence ben de bir şey ekleyeyim de. Yani şimdi varsayalım 20 sene çiftçilik yapmış bir insan. Bu insanın sahada hiç yok saymanın da bir manası yoktur. Bunun bir kıymet harbiyesi vardır. Evet. Ve bu harbiyenin de karşılığı vardır, olması lazımdır. Yani adam varsayalım 20 sene koyun gütmüş, çoban. Bunun gittiği zaman devlet erkanında, gittiği zaman varsayalım finansman hususunda bankada bir karşılığının olması lazım. Yurt dışında biraz bunu gerçekleştirmiştir. Ben Macar'da görmüştüm mesela çiftçinin, eğer çiftçi ise, çiftçilikle uğraşıyorsa, varsayalım bugünkü de bizim işletme numarası gibi işletmesi varsa 20 senelik çiftçi ise bunun devlet karşısında bir ricalde şeyi var yani kıymet harbiyesi var. Siz 3 sene oldunuz diyorsun. 3 senelik tecrübeyle 0 kilometre tecrübe arasında muhakkak şey vardır. Yani. Bunu biz devamlı takdir etmemiz lazım. Yani bir 10 sene sonra da bugünkü tecrübemizden çok çok daha fazla yol kat edeceğiz. Ama 0 kilometreden sizi de bir tutmamız yanlış olur. Yani bu sahanın bana göre en önemli özelliği bu. Veyahut da bir ziraat mühendisinin, veteriner hekiminin de şeyin karşında değer olması lazım. Düşünün, devlet kredi veriyor. Kredi verirken 3-5 milyonluk kredi veriyorsunuz. Bir tane ziraat mühendisini veyahut da bir tane veteriner hekim danışman olarak keşke bunları daha baştan birleştirsek, bunları doğru yollarda ilerletebilsek. Veyahut da siz bu sektörde damdan düşmüş bir insansınız, birçok iş başınızdan geçse, gelse sizden fikir alsa veyahut da böyle bir... Bunlar bizim yanlışlarımızı yapmamızı engelleyecek gözünden bakıyorum. Yani bilemiyorum bunun şeyi nasıl olur ama yani altyapı itibariyle, netice itibariyle İPART'ı dahi siz yaparken bir tecrübe ediniyorsunuz. Aslında ikinci İPART yapsanız belki hususlu uzman olacaksınız. Çünkü danışman daha iyi biliyorsunuz. Zaten İPART'ta genel bir şey var öyle. İlk yapan, yani yapana gidip sorsanız der ki şimdi yapsam daha güzelini yaparım, daha kolayını yaparım. Böyle bir şey yaşadınız mı Ali Bey? Ya şunları yapmazdım, şunları tecrübe ettim. Şöyle söyleyeyim. İkinci bir proje yapsam, birinci projemdeki imalatla ilgili, dizaynla ilgili, tasarımla ilgili gördüğüm eksiklikleri ikincisinde yapmam. Bu çok büyük bir tecrübe aslında. Şimdi evet. Bir örnek vermem gerekiyorsa, benim ahırımla süt sağımım arasında 50 santim kot farkı var. Evet. 50 santim. Hepsi 50 santim. Ve 50 santimi de 20 metrede eğimle geçmişim. Yani eğim çok fazla değil. Hı hı. Fakat bugünkü aklım olsa süt sağım ünitemle ahırın ikisinin arasındaki geçişteki kot farkını sıfır tutarak hayvan daha hiç meyli rampaya çıkmadan gider. Evet. İnerken de aynı şekilde ayağa kaymaz. Evet. Buna benzer birçok teknik detay var. Çok ince ama yani çok büyük kaba çok bir şey değil. Çok ince nüanslar var onları yakalıyor. Kaba bir şey değil ama hayvanı yürürken, giderken, gelirken gözlemliyorum. Gözlemlediğimde burada hata yapmışız diyoruz. Keşke burayı yapmasak. Evet. Keşke şu binayı komple bir kirikoyla aşağıya basabilsek veya öbürünü yukarıya kaldırabilsek diye. Buna benzer birçok ayrıntı, vaktinizi çok fazla almak istemiyorum programda. Birçok ayrıntı şey yapması lazım. Mesela ziraat fakültelerinde hayvansal yapılarla ilgili kanaatim bir ders var. Tarımsal, hatta bölüm var. Tarımsal yapılar, tarımsal yapılar ve hayvansal yapılar. O yapıların projelerine çalışan arkadaşlarımız bizim gibi çiftlik kurmuş. Yani damdan düşmüş. Yerlere gelip stajlarını burada biz yarın öbür gün proje yapacağız. Bu projelerde nelere dikkat etmemiz lazım? Hayvan refahından diğer bütün şeylere kadar, tasarımlara kadar. Şimdi bizim burada antibiyotikli hayvanlarımız aynı sahmaneye geliyor. Evet. Ayaklarında işaret olmasına rağmen zaman zaman gözden kaçıp atlayabiliyorlar. Antibiyotikli hayvanlarla ilgili aşağıda ayrı bir mekan yapıyorum. Antibiyotik vurulmuşsa sürüden çıkartılacak, oraya konulacak. Sağımı da güğümlerle orada yapılacak. Sağmaneye gelmeyecek. Tamamen iç sürüye sokacak. Şimdi 3 yılın sonunda geldiğim nokta benim bu. Keşke bunu baştan bedel ödüyorsunuz. Yani ciddi bir bedel ödüyorsunuz. Bedel ödüyoruz. 2 sefer 2 tanker sütümüzü 4'lerden 8 ton
10.000 lira. 10.000 lira. Yani bakınız, bir projede en ufak bir şeyi gözden uzaklaştırdığınız zaman size maliyeti 10.000 lira. Evet. Bunların tamirleri ve tadilatları da bir o kadar şey yapıyor. Ki var olan yapının içinde bunu çözmek de zor, daha sıkıntı. Yani bence bütün bu ayrıntıların da uzmanlaşması lazım mühendis arkadaşlarımızın. Yani bu tür yatırımlar yapan arkadaşlara benim acizane tavsiyem, hayvansal yapı yapacaklarsa, yatırım yapacaklarsa illerinde veya ilçelerinde bir inşaat mühendisine, bir mimara gidip teslim olmasınlar. Evet. O mimar ve inşaat mühendisi arkadaşımız ben bunu projesini yapamam demez. Yapar. Oturup inceleri yapar. İnşaat mühendisi gözüyle söylüyor. Bu projelerde sadece projesini yapan değil, sahada hataları da görmüş bir mühendis, bir mimar bulabiliyorlarsa o arkadaşlarımıza bu projeleri yaptırsınlar. Ya yani benim gözlemlediğim şu var. Yani birçok İPART'ta çalışan mühendis ve mimarla tanışma fırsatı buldum. Kendimle bir ara uğraşmışlığım da vardı. Gerek mimar, gerek inşaat mühendisi, gerek ziraat mühendislerinde kendini bu geldiğimiz süreçte, herhalde İPART 7-8 yıl oldu galiba ülkemiz bu projeleri yapıyor. Geliştiren çok arkadaşım da var. Artık dediğiniz gibi pratik çözüm, onlar da gözlemleyerek pratik çözümler de getirmişler. Hatta bir arkadaşım o kadar geliştirmiş, kendi hiç hayvancılıkla alakası da yoktur. Yani hayvan refahı için ne gerekliyse hepsini arazide sağlayabiliyor. Evet. Burada basitmiş gibi gözüküyor ama sizin de ciddi manada basit buzağlar için bir çözüm üretmişsiniz bizim kulübelere. Şimdi bizim daha önce İPART'a gittiğimde işte orada baktım listesinde buzağ kulübesi var. Evet. Bu işin en ideal çözümü buzağ kulübesidir. İshal, enfeksiyon vesaire gibi. Burada aldım 15-20 tane buzağ kulübesi, İPART'ın desteğiyle aldım. Buzağ kulübelerini yere koyuyoruz. Hayvan zemine pisliyor. Evet. Orada pislediği zaman oradaki rutubet vesaire ishale hemen yakalanıyor. Bakıcıya diyorum niye altını temizlemiyorsun? Diyor ki yarım saat önce temizledim. Hakikaten yarım saat önce temizlemiş ama yarım saat sonra hayvan altını ıslatmış, pisletmiş. Yeni yavru oradaki o rutubet onun anında şey yapıyor. Ve o zaman ilk yıl bu buzağlarda bir hayli sıkıntı yaşadım. Sonra dedim ki ben bunu çözmem lazım. Ne yapayım? İşte şurada gördüğünüz basit ızgara sistemini hepsini kaldırdım o buzağlıkları. Şu ızgara sisteminin altlarına ahşap ızgara koydum. Maliyeti de ucuz. Yukarıdan aşağıya pisliği, sidiği aşağıya dökülüyor ve hayvanın altı 7-24 kuru. Bir hafta başına temizlikçi uğramasa hayvanın altının ıslanma diye bir problemi yok, olmamış olur. İçilikten de kazanıyorsunuz. Maliyet ucuz değil mi usta? Maliyeti ucuz. Evet. En önemlisi buzağı kaybı da azalıyor. Tabii bu dediğiniz gibi işletme için en önemlisi buzağı kaybı. Buzağı kaybınız nedir yüzde olarak? Buzağı kaybımız bizim bunları kurduktan sonra yıllık %3'e düştü. Evet. Normal şartlarda neydi peki eski sistemde? Eskiden %10-15'leri bulmuştu. Türkiye ortalaması da ortalama aynı. %3 de dünya ortalaması. Evet. Bu ortalamayı 1,5 yıldır şu an 1,5 yıldır yakaladık. Ama kurulduğumuz yıl yakalayamadık. Evet. Bu sistemi kurduktan sonra bunu yakaladık. Şey var Ömer abi, mesela birçok Ali Bey de şey yapmıştır. İPART projelerinin özellikle bürokratik engeller. Yani siz de bunu çok yaşamışsınızdır. Ya da nasıl diyeyim, İPART'ı biraz da yanlış yorumluyoruz. Yani biz içeri ne verdiysek onlar da haliyle bizden onu istiyor. Ama dediğiniz gibi bu işte de tecrübe esas olmadığı için ufak sıkıntılar yaşıyor. Şöyle bir konuşmamızda da aksatmıştık. Yani İPART'la ilgili sıkıntı yaşadınız mı yoksa çok rahat mı oldu? Kardeş, İPART'taki arkadaşlar art niyetli arkadaşlar değil. Evet. Hepsi iyi niyetli arkadaşlar. Fakat iyi niyet problemi çözmüyor. Birazcık cesaret gerekiyor. O arkadaşlar diyorlar ki biz işte Avrupa Birliği projesiyiz. Oradan denetleniyoruz. Yani en ufak bir şeyde esneyemeyiz. Esnediğimiz zaman bunu yazışmayla yapmamız lazım. Onların standartları bu. Fakat bizim ülkemiz insana pratik çözüm üreten bir insan. Evet. Yani her şey yazışmayla hemen, yani Avrupa'daki gibi ya, o standartlarda değiliz biz henüz. O zaman ne oluyor? Vatandaş bunalıyor. Diyor ki ya kardeşim ben sana en ufak bir değişikliği gelip yazışmayla mı yapacağım diyor. Evet. Burada projelendirirken buradaki bu eksiği görememişim. Şimdilik de diyor bunun doğrusunu böyle yapıyorum. Yaşadığınız bir şey var mı? Anınız var mı? Yaşadığımız anılarımız var tabii de. Mesela ben bu projeyi ilk yaptığımda İPART'a götürdüm. Çatısını sandviç paneli yaptım. Oradaki kontrol arkadaş dedi ki niye sandviç paneli yapıyorsun dedi. Ona direndi. Niçin dedim. Sac yap dedi. Sandviç panelin
panel ne gerek var bir ahırın çatısına dedi. Halbuki yazın stres faktörünü o arkadaşımız bilmiyor. Çünkü hayvancılığın o şeyinden gelmemiş. Ama orada o işin sorumlusu o arkadaşımız. Evet. Ben buna kendisine dedim, ya kardeşim sizin bize verdiğiniz kitapçığın içerisinde sandviç panel kozların içerisinde var mı? Var. Varsa tamam, mesele bitti. Daha niye bunu tartışıyoruz ki? Veya siz bana bunu niye soruyorsunuz ki? Yani yurt dışındaki gidin, ahırları bir gezin. Hepsi orada hepsi sandviç panel. Yani dünya bunu sandviç panel yapıyor. Ama buradaki arkadaşımızın bilgi eksikliği de. Ya da tecrübe eksikliğinden. Bir aynı eş zamanlı bir başka arkadaşımız saç yaptı çatılarını. Sandviç paneli yapmadı. O arkadaşımızın o yılki süt ortalamasıyla günlük benim süt ortalamam arasında 5 litre fark var. Strese bağlı, sıcaklık stresine bağlı fark var. Kazancımız da 5 litredir belki de. Ha, o kadar. Peki sürümünüzü kendiniz yurt dışından mı getirdiniz yoksa ilk damızlık sürümümüzü yurt dışından getirdik. Almanya'dan getirdik. 2 sefer Almanya'dan hayvan getirdik. Ve ilk başlangıç itibariyle başladığımız gün itibariyle arilik belgemizi aldık. Herkes arilik belgesine girme, sıkıntı yaşarsın, hasta çıkarsa hayvanlarını keserler diye bizi ürküttüler. Biz de dedik ki, bu sertifikanın şeyini biraz da ondan bahsedelim. Arilik sertifikası çiftliğinizdeki hayvanların tamamından her yıl kan numunesi alıyor. Tarım İl Müdürlüğü. Bu kan numuneleri içerisinde iki tane hastalığa bakıyor. Tüberküloz ve brusella diye. Bu iki hastalık üründen herhangi bir hastalık çıkmazsa size bir arilik belgesi veriyor. Yani bu çiftlikte hastalık yoktur, buradan damızlık hayvan da alınabilir, satabilirsiniz. Satabilirsiniz diye. İkincisi, arilik belgesi aldığınız zaman devletin buzağlara desteği, ineklere desteği bir miktar daha fazla oluyor. Evet. Yani benim tavsiyem, bu işi yapan bütün arkadaşlarımız, ister İPARK'la kursunlar, ister kendi özel şeyleriyle, çiftliklerini elesinler. Hasta hayvanları varsa çıkarsınlar, onlara acımasınlar. Onlara acımasınlar. Ama mutlaka çiftliklerini ağrı hale getirsinler. Eğer bütün arkadaşlarımız bunu böyle yaparsa ağrı olmayan çiftlikten ağrı çiftliğe hastalık bulaşma riskini de minimize etmiş oluruz. Ülke çapında hastalıkları minimize etmiş bir ülke haline gelirsek o zaman bizim dünya pazarında de dünya pazarına açılabiliriz. Niye biz Avrupa'ya gidip şey alıyoruz, oralardan damızlık alıyoruz? Ağrı olduğu için. Evet. Başka bir sebebi var mı? Damızlık kalitesi iyi olduğu için vesaire. Şu anda size sunulan bir hak da var herhalde. Sütün pazarda satılabilmesi için bu şartların da en önemlilerinden birisi ağrılık herhalde, değil mi? Perakende zincirinde soğutulmuş çiğ süt satabilmekle ilgili Tarım Bakanlığı bu yıl bir mevzuat yayınladı. Orada ağrı çiftlikler kendi sütlerini şişeleyip aynı gün içerisinde tüketiciye ulaştırmak şartıyla sütlerini perakende zincirinde satabilecekler. Bunu satabilmenin birinci şartı da çiftliğin hastalıklardan ağrı olması. Samsun ilinde ağrı işletme olarak ilk işletmedir burası. Evet. İkincisi alındı mı da bilmiyorum. Bazı arkadaşlar müracaat etmişler. 55.0001 numarayı verdiler bize. Ben de oradan gördüm. Hayırlı olsun. İlk olduğumu oradan biliyorum. İlk işletme olduğunu oradan gördüm. O konuda da biraz bahsedelim Emre abi. Yani Ali Bey birebir yaptığımız sohbetlerde anlatmıştınız. Tesisin içerisinde şişelemekle ilgili bir yer kuracaksınız. Ve bunları da yanlışım varsa düzeltin. Abonelik sistemiyle dağıtmayı düşünüyorsunuz değil mi? Şimdi bizim ülkemizde bir şeyin üzerinde halkımız her geçen gün bilinçleniyor. Evet. Otomotiv alıyoruz. 30, 40, 50, 100 bin lira para veriyoruz. Otomotivimizin belli periyotlarla bakımını mutlaka serviste yaptırıyoruz. Evet. Yağında şu yağ olacak diyoruz. Halbuki bu otomotiv yıprasa ne olur? Yenisini alma imkanımız var. Aynen. Ama insan vücudu bir otomotivden milyar kere daha kıymetlidir. Onun ağzından giren gıdanın kalitesi noktasında şu ana kadar ihmalimiz vardı. Ama son yıllarda insanlarımız artık ben sağlıklı besleneceğim diyor. Sağlıksız ürünleri terk edeceğim. Endüstriyel ürünlerden olabildiğince uzaklaşacağım diyor. Evet. İnsanımızı kolalı içeceklere mahkum edin. Şimdi bu mahkumiyetten toplumumuz ciddi miktarda sıyrılması lazım. Ama burada
süt damızlık birliği yöneticilerine de, Çiftçi TV'ye de, bu sektördeki olanlara da tüm paydaşlara. Bütün paydaşlara. Şimdi damızlık birliği bir toplantı yapıyor. Masalara kolalı içecekler koyuyor. Ve ondan sonra süt niye para etmedi? Ya kardeşim, sen kendi ayağına birlik olarak kurşun sıkıyorsun. Davet ettiğin toplantıda Ayran, süt İkram etmiyorsun. Damızlık Birliği'nin Ankara'da Genel Sekreteri Hüseyin Velioğlu'nu ben bir tarihte ziyaret ettim. Bir vesileyle bana hiç sormadan bir ayran geldi. Dedim abi bu ne? Sen nereye geldin dedi bana. Damızlık Birliği Genel Sekreterinin yanına geldim. O zaman dedi buraya gelen kişiyi ne içeceksin diye sorulmaz. Önce ayran önüne konur dedi. Ben ayranı içtikten sonra şimdi söyle ne içeceksin dedi. Ve onun o davranışı benim o gün o kadar hoşuma gitti ki bulunmuş olduğu makamdaki oradaki fonksiyonunu sonuna kadar icra eder bir fotoğraf gördüm. Yani bizim bütün kurumlarımız, Tarım İl Müdürlüğü, köylümüzün de yapıyor. Yani köylümüzün de Tarım Bakanlığı bir program yapıyor. Onun yapmış olduğu program ve davetlerde ayran ve sütün dışında masalarda hiçbir şeyin olmaması lazım. Son dönemde biraz dikkat ediyorlar ama ya. Efendim düğünlerimizi yapıyoruz. Biz dikkat edeceğiz. Düğünlerimizi yapıyoruz. Ya kardeşim ne olur? Ya düğünlerimizi yaptığımız zaman oradaki düğün salonunun sahibi de kardeşim benim davetimden masalara ayran koyuyoruz dese, bu çok zor bir şey. Eğer biz kendi ayranımızı kendi davetlerimizde uygularsak, millet olarak uygularsak, o zaman hayvancılıkta yurt dışına et ve süt konusunda ve diğer ürünler konusunda yurt dışına mahkum olmaktan kurtuluruz. Yani tüketimde bilinçlenirsek, üretimde ona göre bilinç... İşte bizim Süt Konağı diye bir marka tescilimiz var şu an. O marka tescilimizi yaptırdıktan sonra buradaki hayvanlarımızdan çıkan doğal sütü hiç el değmeden 4 derecede soğutup 3 ve 5 litrelik şişelerde otomatik makinalarımızla şişeleyeceğiz. O günün sağılan sütü aynı gün içerisinde Samsun bölgesinde telefonla abone sistemi ile tüketicinin ayağına kadar götüreceğiz. Bizim sütümüzü marketlerde bulamayacaklar. Süt Konağı'nın telefon numarasını aradıklarında haftada bir gün ne kadar süt istiyorlarsa o gün kapısında 5 litre, 7 litre, 3 litre ne kadar süt istiyorsa bizim ekibimiz 7-24 hizmet verecek. Yani Türkiye'de bizim belki de bu sektörle ilgili yapılabilecek bana göre en büyük proje. Çünkü biz hepsi diyoruz ya, sütü satarken biz belli yerlere mahkumuz. Onun haricinde alternatifimiz kalmıyor. Belki bu mahkumluğu biraz kıracak. Pazarda direnme imkanlarını, pazarda daha iyi fiyata satma imkanlarını, belki de zararlıklarını, belki de ciddi manada ortadan kaldıracak bir proje. Ben kimin şeyi geçtiyse emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Çünkü bence önemli bir şey yani bana bu göre. Bu mevzuatı çıkartmak da gerçekten fikrim kim verdi bilmiyorum ama çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Tarım Bakanlığı'nın bu soğutulmuş çiğ süt genelgesi ayakta alkışlanabilecek. Tebrik edilebilecek. Emeği olan Tarım Bakanlarımızın tamamının tebrik edilmesi gereken önemli bir şey. Bu çalışmayı yapan Tarım Bakanlığı'ndaki ben bürokrat arkadaşları tebrik ediyorum. Ama o arkadaşlarımızdan benim bir ricam. Cumhurbaşkanımız Sütaş'ın açılışında ayran içti ve bu ülkenin milli içeceğiydi. Ya şu Cumhurbaşkanımızın şu cümlesinin arkasına takılırsak yeter. Türkiye'de hayvancılık kurtulur. Değil mi? Yani bakın şu cümlesinin arkasına takılırsın. Karaciğeri tahrip eden bir bardağında bir avuç şeker olan asitli sizin ifadenizle ben kolalı içecekler diyor. Çocuklarımızın eline zehir tutuşturuyoruz. Onun eline bir bardak doğa sütü anneler ve babalar, dedeler ve nineler tutuşturmak, elindeki kolalı içeceği alıp çöpe atmak çok mu zor? Biz tebrik ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Vallahi gerçekten çok güzel. Ali Bey. Onun için siyasetçileri, yöneticileri şunları bunları suçlamaktan ziyade 80 milyon bu bilince ulaştığımız zaman biz bunu
Zaten otomatikman çözmüş olarak. Otomatik orası. Olarak çözüyoruz. Evet. Her gün 2 bardak süt tüketelim, 1 kase yoğurt tüketelim. Evet. Kolalı içeceklerin tamamını da masamızdan ve soframızdan şöyle kenara doğru atalım. Ama evde şey de önemli. Mesela evde eskisi kadar insanlar yoğurtlar yapılmıyor. Yani mesela annelerimiz yani buradaki sıkıntı şeydi. Kaynatır yoğurt yapar. En büyük handikap sahada satılan sütün UHT görmüş olmasıydı. Evet. Yoğurt yapılamıyordu. Bu soğuk zincirdeki süt evet, bir aynen. nevi insanların evinde eskisi gibi peynirini, yoğurdunu yapmayı fırsatı bulacak. Efendim yani yoğurt yapmak çok zor bir şey değil. Yani. Ben 30 yıldır 33 yıldır kendi evimde hiç hazır yoğurt olmamıştır. Evet. Her hafta bizim bir sütçümüz var. Kendi çiftliğinde süt olmasına rağmen hanım dedi ki ya 30 yıllık sütçümüzü sen sütünü istediğin yere satarsın. Ahtı vefada var dedi, yani sütçümüze. Bırakamayız biz dedi. Evet. Git sen sütünü istediğin yere sat dedi. Biz dedi şimdi süt işletmesi kurduk diye dedi. 30 yıl bize hizmet eden kişiyi dedi bırakamayız dedi. Her hafta 10 litre sütümüz oradan gelir. O gelen sütümüzü kaynatırım ben. Hanım der ki senin mayaladığın yoğurt daha güzel oluyor diye. İçerisine işte parmağınızı hafif ılıtacak şekilde geldiği zaman yarım kaşık maya atıp üstünü örtüyorsunuz. 5 saat sonra dolaba koyuyorsunuz. Hiçbir emek yani hiçbir evet, enerji sarf etmeden yoğurt yapıyorsunuz. Bizim evlerimizde hanımlarımız veya beyefendilerimiz özellikle beyefendilere ya lütfen yoğurdunuzu yapın, hanımınızın önüne de ikram edin. Doğru. Evet. Beyefendilere de rol düşüyor yani burada. Yoğurdu da evde onlar yapıversin. Evet. Gelenekçi evet. yapımıza baktığımızda pek de öyle şeyler görünmüyor ama. Ha, bu sayede biz yani kaymak yemeği, sütün evet. kaymağını almayı falan da öğreniyoruz. Çünkü bizim sahada tüketmiş olduğumuz aslında sütün hepsi yarım yağlı. Evet. Yani bilmediğimiz bir şey var, ciddi bir sanayi oyunu var. Çünkü sütü kaynağını ciddi manada alıyor. Sizden almış olduğumuz sütün üstünde bir karış belki de kaymak tutuyordur. Yani hiç kimsenin unuttuğu bir lezzeti, o evet. kaymak tadını almış olduğu süt sayesinde belki tadacaktır. Bölgede hayvanlarınız için ham madde yem olarak ulaşabiliyor musunuz? Yani bunun ham madde yemi kendi arazimizlerimiz, bir 500 dönüm arazi burada ekiyoruz. Çok. Orada yem bezelyesi, yonca ve mısır sılacı yetiştiriyoruz ama bu bizim tabii ihtiyacımızın %20'si bile değil. Geri kalan %80'ini bu bölgedeki mısır sılacı eken müstahsile ektiriyoruz. Onların yaklaşık 3-4 bin ton civarında yıllık mısır sılacını alıyoruz. Ve buradaki köylü de artık ben mısır sılacı ekersem sılacımı kime satacağım derdi yok. Katma değer ekersem evet. yoncamı kime satacağım derdi yok. Bu bölgenin müstahsili bize yetmediği gibi şu an geçen yıl ben Iğdır'dan, bu yıl Aksaray'dan yonca getiriyorum. Maliyetler pek tabii ki illaki artıyor. Maliyetler yükseliyor nakliyeden dolayı ama artık bu işin içerisine girdik. Yani biz bu işi aman aman buradan çok para kazanalım böyle bir derdimiz de yok. Yani bu işi tamamen ülkemiz adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. Bu işten para kazanmadığımız zaman da çok sızlanıp of puf demiyoruz. Diyoruz ki biz ülke olarak, bu ülkenin iş adamları olarak her yaptığınız işte kar etmek durumunda değilsiniz. Ülkeye karşı bir sorumluluğumuz var. Bu ülke hayvancılıkta dışarıya mahkum olmuşsa bunda gücü yetip de bu işi yapmayan herkesin vebali sorumluluğu var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bakış açısı da farklı bir şey. Bu başka evet. açısı da güzel. Yani çünkü biz her sektöre belli oranda yatırım yapmamız evet. gerekiyor. Bu sektörleri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kendimize yeten bir millet haline gelmemiz lazım. Başka alternatif yok. Yani hele bu coğrafyada başka şansımız yok. Yani edeceğim. Almanya sanayide işte dünyanın işte ilk ikisi, ilk üçünün arasında o ligde oynuyor. Ama ben sanayide buralardayım diye hayvancılık ve tarım sektörünü ihmal etmiyoruz. Bütün dünyaya. Gelişmiş ülkelerde evet öyle bir şey var. Gelişmiş ülkeler. Aynı şeyi Amerika'da görüyoruz. Bırakmıyor. Yani bu sektörü diğer kişilere bırakalım demiyorlar. Çünkü evet. bu temel insanın evet. Yaşamsal faaliyetlerini devam etmesi için gerekli olan şey. Bir şey sorayım. Birçok tarımsal işletmede hayvancılıkla uğraşan insanda hatta tarım sektöründe diyeyim kalifiye eleman çalıştırılabilecek işçi ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sizin mesela buraya milyonluk yatırımlar yaptınız. İşte tamamen
üretimde alacağınız verim artışına endeksli bir ticaret şeyi var. Sonuçta bir ticarethane burası. Bunun için eleman bulabiliyor musunuz? Ya da bulduğunuz elemanın devamlılığı oluyor mu? Şimdi bizde yıllardır köylülük, hayvancılık birazcık nasıl ifade edeyim? Tenzili olarak bir şey yapılmış insanların gözünde. Rütbesi sökülmüş diyelim. Rütbesi sökülmüş. Yani da çobanlığı peygamber mesleği değil de artık zor bir meslek görür hale gelmiş. Rütbesi sökülmüş. Yani çok eskiden şöyle bir yanlış bir deyim vardı. Ya okursun ya çoban olursun. Evet. Ne demek bu? Çok yanlış bir şey. Siz şimdi beyinlere yıllarca bunu işlediğiniz zaman biz buraya gelin ne yapacağız? Hayvan bakacağız. Yani çoban mı? Evet. E kardeş. Evet çoban hayvanlarımıza bakacağız. Yavrularımıza bakacağız. Bu kırılmadığı için insanlarımız bu tür işletmelerde çalışma noktasında böyle ön yargılılar. Gidiyorlar işte buradan aynı ücretlere belki çok daha zor bir işe gidiyor. Bir deri sanayinde çok daha ağır bir tokunun içerisinde evet. Asgari ücretle çalışıyor. Ama şurada bir tarafı orman, öbür tarafı orman, öbür tarafı yukarıdan bakınca deniz. Böyle bir yerde oksijeni bol. Burada çalışmayı buradan kalkıp oraya gidebiliyor. Ama bu tersine dönecek. Şimdi burada bana göre yapılması gereken en önemli şey bizim teknikerler, mesela yüksek okullarda teknikerler bölümlerinde şeyin branşlaşarak çoğalması gerekiyor. Mesela 2 yıllık hayvan besleme, hayvan bakımı, hayvan besleme, bakım besleme evet. gibi okullardan bol miktarda mezun verip bunların sahada sayısını artırmamız lazım. Çünkü bu çocuklar okuldan mezun olduğu zaman burada iş bulma şeyiyle ilgili sıkıntısı yok. Yani iş bulamama gibi bir şey yok. Bir de biz zaten bu sefer burada kalifiye bir eleman bulmuş olacağız. Bulmuş olacağız. Şimdi biz 0 kilometreden eleman alıyoruz, yetiştiriyoruz. Bir gün canı sıkılıyor, ben bırakıyorum diyor. Öteki eleman en azından bir hayvan beslemeyle ilgili, bakımıyla ilgili bir bilgisi olacak. Bugün traktör kullanmak bir zanaattır. Bana göre yonca balyasını, yüklemesini, indirmesini o şeyi bilen insan yapar. Yani evet. bir genel kültürünüz varsa yaparsınız ama bugün hiç dışarıdan bilmeyen, yalnızca direksiyon hakimiyeti olan gelip bir insan burada yem de dökemez, yem kanma makinesinde çalıştıramaz, yem de yükleyemez, indiremez de. Evet. Yani bunun da üniversiteler tarafından 2 yıllık bölümlerde sayısının çok miktarda olması lazım. Çünkü o çocuklar gelecek, ben hayvan besleme uzmanıyım, bakım uzmanıyım, ben çalışayım. Çünkü artık işçilik de burada verilen maaşlar da şey değil, yani böyle azımsanacak veyahut da şartları çok kötü değil. Asgari ücretle, sigortaya da çok rahat çalışabileceği, lojmanı, imkanları olan temel yerler. Temel giderlerinde zaten burası karşılıyor. Evet. Hatta Ali Bey kendi sohbetinde de şöyle bir şey demişti. Yani bizdeki atıyorum sahmanede çalışanlar yalnızca o işi yapar. İşte her yem indirecekler yalnızca o işi yapar. Bütün sahan çiftliklerinde sahmaneci ayrıdır, yemci ayrıdır. Değil mi usta? Tabii yemci yemin dışında başka bir şey yapmış. Hayvan hastalıklarına bakan arkadaşlar. Tabii ayrı. O da onun. Buzağa bakan buzağa bakar. Yani bu ayrım her bütün işletmelerin ekseriyetinde evet. sağlanıyor. Ve onun haricinde başka bir işte yaptıkları yoktur yani. Ayrıca bizim bu işletmemizde işletmemizin elektriğini biz güneş enerjisinden kendimiz üretiyoruz. Öyle mi? Tabii. Hmm. Güzel. Yüzde kaçını karşılayabiliyorsunuz peki? %100'ünü karşılıyor. Tamamını biz elektrik ödemiyoruz. Tamam. Peki yani o yatırımı da TDK kendi mi karşılıyor? TDK ile kay yaptık onu da. %55-60 civarında. Peki böyle bir işletmeye ne kadarlık bir yatırım gitti Usta? 350 bin lira yatırım yaptık. Güneş enerjisi. 350 bin lirayla bir şahsınız ama yoksa yok. Bunu yaklaşık 200 bin lirasını TKDK yaptı. 150 bin lirasını. Ondan önce 2500 lira aylık elektrik ödüyorduk. O sistemi faaliyete sokunca sıfırlandı elektriklerimiz. Evet. Bu sistem peki sahmanedeki işte yem karmadaki bütün elektrik hepsini karşılayabiliyor. Yani burada şu an bizim bir yıldır elektrik parası ödemiyoruz. Çok güzel. Ne kadar bir sürede kendini amort etmiş oluyor hesaplarsanız şayet? Şöyle diyelim. Yani zannedersen 4 yıl içerisinde veya 5 yıl içinde kendini amortlayacak. TKDK'nın hibesini şey yaparsanız, dışına atarsanız. TDK için şöyle bir şart lazım mı? Yani bunun ahırın mesela ruhsatlı, isyanlı vesaire olması yoksa bütün işletme sahipleri böyle bir işletmesi varsa gidip başvurup kendine yaptırmazsa dahi yaptırabiliyor mu? Bundan destek alalım. Ahırın çatısına bunu taşıyabilecek mukavemette olması. Veyahut da başka bir alan olması bunu yapabileceği bir. Ruhsat başka bir alanda vereceklerini zannetmiyorum. Ahırın bulunduğu parsele veriyorlar. Çünkü müracaatı siz bu işletmenin elektriği diye almak zorundasınız. Ve işletmenizin ne kadar elektriğe var ihtiyacı varsa o kadarlık
şey veriyor. Müsaade ediyorlar. Anladım. Yani siz işletmenizin diyelim ki 100 kahvalık ihtiyacı var da siz 200 kahvalık yapmak istiyorsunuz. Ona destek vermiyor. Peki yerli panel mi yabancı panel mi? Yerli paneli kullanıyoruz. Yerli panel. Normalde ahırları yaparken kuzey güney cephesine genelde dar kısımlar verilir. Siz öyle mi yaptınız? Yani panelleri çift taraflı mı döşediniz yoksa tek taraflı mı? Yok, panellerimizi tek taraflı yaptık. Hepsi güneye baktı. Yani güneye bakan tarafta yaptınız. İşletmeniz de o zaman uzun tarafı güneye bakıyor. Çünkü zaten o 100 kahvalık kısım güney tarafa fazlasıyla çatı yetiyor. Yetiyor. Yani çok bir alanda kaplamıyor metrekare olarak anladığım kadarıyla. Yani ahırımızın bir çatısı, bir cephesinin çatısı işimizi gördü. Bizim burada bir de çevre noktasında çevreyi kirletmemek için hemen alt tarafta hayvansal orijinli gübre tesisi yaptık. Tarım Bakanlığı destekli 2 milyon lira toplam maliyeti olan bir proje. Bütün buradaki hayvanlarımız yer altında kanalizasyon sistemiyle oraya gidiyor. Orada 2400 metreküplük 3 tane silomuz var. O siloların içerisinde gübre hapsoluyor. Orada yaklaşık 35-40 gün kalıyor. 40 gün içerisinde orada fermante oluyor gübre. Gazını şu an havaya salıyoruz ama elektrik üreteceğiz onunla. Herhangi bir şey katıyor musunuz peki bitkisel? Yok, ürün hiçbir şey ya da katmıyoruz. Herhangi... Hiçbir şey katmıyoruz. Bakteri oradan separatörle çekip sıvısını sıvı gübre depolarımıza atıyoruz. Katısını da kurutma ünitemiz var yukarıda. Kurutup çuvallıyoruz. Ama şu an kurutup çuvallamaya başlamadık. Çünkü çıkan gübremiz kendi tarlalarımıza anca yetiyor. Benim anladığım kadarıyla ileride bu işletme elektriğin kendi üreten çıkan gübreden de elde ettiği gübre ileriki inşallah ileriki dönemde tamamen kendi arazilerine kullanan dışarıya da bağlantısı hemen hemen kalmayacak bir işletmeyi haline getirmeye çalışıyoruz. Yani bütün şey hiçbir atığımız olmasın, hepsi kendi içerisinde dönerek şey yapsın. Yetemesin. Yani bütün atıklarını nihai noktaya kadar enerji ise enerji veya faydalı başka bir şeye dönüşecekse dönüşsün. Çünkü çevre bizim için çok önemli. Cenab-ı Hak çevreyi bize çok özenle önümüze sunmuş. Yani biz yolda giderken ben bazen aradığım arkadaşlar pet şişelerini yollara atıyorlar. Evet. Lüks arabaların içerisinde. O lüks arabaların içerisinde binen o arkadaşlarımızın o araçlara binen kişilerinin o entelektüel işte o maddi imkanlara kavuşmuş halini görüp bir pet şişeyi sokağa atılamayacağı bilincini yakalayamayınca o arkadaşım adına çok üzülüyorum. Evet. Kendisi. Çevreyi olabildiğince korumamız lazım. Evet. Ben tamamen katılıyorum. Bir ziraat mühendisi olarak geleceğimiz dediğiniz gibi toprakta bir hayvan. Çevreyi kirletmememiz lazım. Aynen öyle. Bence ülkemiz için olması gereken örnek projelerden birini gerçekleştirmişsiniz. Ben size teşekkür ediyorum şahsından da. Ömer abi, böyle işletmelerin için ne yapmamız gerekiyor? İnsanlar teşvik ediyor. Sayımızı artırmamız lazım. Üretim kabiliyetlerimizi artırmamız lazım. Bana göre tecrübelerinden yararlanmamız lazım. Evet. En önemlisi. Tamam. Yani... Yani sektörün tecrübeye gerçekten çok büyük ihtiyacı var. İnsanımızın aynı hataları, aynı yanlışları yapmaması lazım. Bence bu işlerle uğraşan insanları sık sık görsünler, telefon sorsunlar, açsın konuşsunlar. Aynı hataları yapmasınlar. Çünkü artık belki başarı çok ince teferruatta gizli. Yani bana göre çok büyük kaba hatalarımız kalmadı ama çok ince teferruatta insanımız hala basit hatalar yapıyor. O hataları düzeltmek de çok zor. Yani bir binayı yükseltemiyorsunuz, indiremiyorsunuz ama terazi alırken, belki kotu verirken çok basit bir şekilde halledebileceğiniz bir problem. Daha sonra başınıza çok büyük bir problem olarak geliyor. Mevlam inşallah güzel işletmelerin sayısını artırır. Ben son olarak bir şey söyleyeyim. Tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'de zannedersem 3-4 tane televizyon kanalı var. Evet. Bugün kadarıyla. İşte siz de onlardan birisisiniz. Çiftçi TV, TV olarak işte bugün sizin işletmenizi ziyaret ettiniz, çekimler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sizin bu sektördeki televizyonların bu ülkenin tarım ve hayvancılığının gelişmesi noktasında çok iddialı bir şey söylemeyeyim ama Tarım Bakanlığı ne kadar ehemmiyetliyse sizin de topluma demiş olduğunuz pozitif enerji. Bu konudaki uzmanları davet edip insanları orada heveslendirmeniz, orada bilinçlendirmeniz, insanların yaptıkları işi sizden, sizdeki uzmanları yüklemek kaydıyla eksiklerin oradan gidermesiyle çok önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Yani icra ettiğiniz görev çok hafife alınacak bir görev değil. Bunun da bilinmesini istiyorum.
Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için, misafirperverliğiniz için. Ömer Bey'in de dediği gibi yolunuz ve bahtınız açık olsun inşallah. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemiz adına süt işletmesi olarak yapılabilecek en güzel örneklerden biri Ali Bey Bafra'da gerçekleştirmiş. Gerek kendi edindiği tecrübeler, gerek bilgi açlığından dolayı çok güzel bir şey ortaya koymuş. Dilerim devamı da gelir ülkemiz adına. Bir program daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.